Daha doğrusu Şii kaynaklara baktığımızda, İmami kaynaklara baktığımızda rivayet külliyatının ve fıkhiyatın ağırlıklı olarak İmam Cafer'e nispet edildiğini görürüz. Evet. Ebu Abdillah diye geçer kaynaklarda. Ebu En büyük Abdillah. oğlu, evet, en büyük oğlu Abdullah el-Eftah'a nispetle. Evet. Ebu Abdillah diye geçer kaynaklarda. Şii rivayet külliyatının diyebiliriz ki %60'ı 70'i İmam Cafer'e nispet edilir. Bir kısmı da babasına Ebu Cafer diye nispet edilir, İmam Muhammed İmam Bakır'a. Bakır. Evet, dolayısıyla mezhebin büyük ölçüde İmam Cafer döneminde itikadi ve fıkhi olarak teşekkül ettiğini, ondan sonraki dönemler içinde İmamiye dediğimiz ideolojinin kendisini yavaş yavaş tekemmül ettirerek Hasan el-Askeri döneminden sonra 12 imam formunda bitirildiğini, burada sabit İmam kalmasını Cafer'le beraber görebiliriz. Bir raydan çıkma söz konusu. Evet. Yavaş yavaş kendi rayını kurma evet, devam ediyor. Evet. Yani bu İmam Cafer'in etrafındaki politüranın Ehl-i Beyt'le hiçbir alakası yok. Hiçbir bağlantısı yani yoktur. Tamamen Ehl-i Beyt'in nüfuzundan, humustan faydalanan Evet. bir Evet. grup. Evet. Evet hocam, yani Cenab-ı Hak tabii günümüzdeki o fitnelerin de şerlerin emin eylesin cümle ümmeti Amin. Muhammed'in. Amin. Hakikaten nüfuz sahibi, burada şuna geldik. Nüfuz, muhabbet nüfuzuna sahip, nüfuz sahibi büyük insanların, alimlerin sözlerinin nasıl anlaşıldığını kontrol etmeleri gerekiyor. Elbette. Elbette. Onlar adına birçok kraldan fazla kralcı, onlar adına iş yapan insanlar çıkabiliyor. Buradan biz yani tarihin içinden kendi amentümüzle alakalı böyle bir hassasiyete de dikkat etmemiz lazım. Elbette. Yani sözümüzün peşinde olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe. Tabii sonuna kadar gidemeyiz ama evet. elimizden geldiği kadar sözümüzün nasıl anlaşıldığının peşinde olmamız gerekiyor sözlerimizin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok evet. iyi toparladınız. Allah'a emanet olun.